Türkiye'nin ekonomi ekranı EkoTürk'te devam ediyoruz. Kripto gündem programıyla Türkiye'de ilk defa televizyon ekranlarında gelen kripto paralarla ilgili tek program olan Kripto Gündem'de bugün yine önemli konuları işleyeceğimiz ve önemli konuklarımız olduğunu söylemiş olalım. Her hafta Cuma günü biliyorsunuz haftalık olarak tüm kripto paraları analiz ediyoruz ve bugün de Bitcoin fiyatlarında 10 bin dolar seviyesi üzerindeyiz. Konuklarımızı hatırlayalım ve gündeme ilişkin tüm gelişmeleri kimlerle konuşacağımızı bir anımsayalım. Erkan Öz stüdyo konuğumuz olacak. Ekonomi gazetecisi stüdyo konuğumuz. Aynı zamanda kripto para uzmanlarından Alp Işık ve Emre Aksoy ile birlikte de kripto paraların şu andaki durumunu, aynı zamanda Binance'in CEO'sundan iddialı bir çıkış vardı. Trump'ın Bitcoin'i satın alacağını iddia etmişti. Tüm bu gelişmeyi de kripto para uzmanlarıyla konuşacağız. Fiyatlamalarımıza bakalım. 10.490 dolar seviyesinde Bitcoin fiyatları bugün yükselişte. Özellikle FED sonrasında 10.000 dolar seviyesinin üzerine yeniden gelmiş olduk. Bugün ticari savaşına dair birçok endişe var. Tüm bu endişe yatırımcılarda biraz daha sanki getiri arayışına yöneltmiş durumda. Altın fiyatları yükseliyor, tahvillere yönelim var ve bir miktarda Bitcoin fiyatlarında artış görüyoruz. %0.76 gibi hafif diyebileceğimiz bir alışla devam ediyor Bitcoin fiyatları. Ripple tarafı 31 centlerdeyiz ve Ethereum tarafındaysa 220 dolar bandında devam ediyor fiyatlamalar. Aslında son dönemde sert yükselişten sonra gelen teknik alışları dikkat çekici ama düşüş devam eder mi? Bunları da uzmanlarımızla konuşacağız ve Litecoin tarafındaysa 97 dolar seviyesine devam ediyor fiyatlamalarımız. Peki kripto gündemde, kripto paralarda bir haftada neler oldu? Dilerseniz son gelişmelerimizi bir hatırlayalım. Binance CEO'sundan iddialı bir çıkış olduğunu söylemiş. Donald Trump'ın Bitcoin satın alacağını iddia etmiş oldu. Binance CEO'su Zhao'ya göre Başkan Trump'ın Bitcoin ve kripto para birimlerine yönelik olarak kullandığı ifadelerin aksine Trump'ın Bitcoin alacağını düşünüyor. Trump emekli olduktan sonra kriptoya gireceğinden eminim. Şu anda emekli olmadan ABD dolarını aşmayacak kriptoyu teşvik etmemesi gerektiği bir konumda ama emeklilikten sonra Bitcoin alacağını düşünüyorum dedi. ICO'su açıkladı. Bak çok yakın bir zamanda piyasaya sürüleceğini söyledi. Yaptığı açıklamada Bitcoin vadeli işlem sözleşmelerinin başlattığı haberi gündeme bomba gibi düştü ve Ledger'in fiziksel teslimi Bitcoin vadeli işlem sözleşmeleri denildiği zaman ilk olarak BAK'tan önce bu işe girmiş olması birçok kişiyi şaşırtmıştı. Dünyanın 4000 yanındaki katılımcıların ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeyde bir ekosistem inşa ettiklerini ifade eden Spreadshirt, fiziksel Bitcoin ETF'lerinin piyasaya sürüleceği tarihe ilişkinse herhangi bir detay verilmedi ve çok yakın bir zamanda piyasaya sürüleceğini iddia etti. Toplam Bitcoin arzının %85'inden fazlası mayınlı, kripto ve sağlayıcısı 17.851.300 Bitcoin'in şu anda dolaşımda olduğunu ve geriye sadece çıkarılacak 3.148.700 Bitcoin kaldığı söyleniyor. Bitcoin 4 yılda bir yarılanıyor. Ripple CEO'su geçtiğimiz günlerde Facebook'un Libra projesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada Facebook'un bu projeyi fazla abartılı şekilde tanıtıldığı iddia edildi. Kripto para sektörünün en ünlü isimlerinden biri olan Ripple CEO'sundan geçtiğimiz günlerde yaptığı bazı demeçler vardı, röportajlar vardı. Dijital para projesi hakkında konuştu ve Libra projesinin abartıldığını söyledi. Yeni bir para birimi haline geleceği söyleniyor ve yapılan iddiayı da pek gerçekçi bulmadığı altını çizdi. Fanstat Küresel Danışmanlar Kurucusu Tom Lee, Amerika'da Federal Reserve tarafından yapılan son faiz indirimlerinin Bitcoin için bir nimet olduğuna inanıyor ve 31 Temmuz'da Fox Business'te yaptığı röportajda bu indirim oranları Bitcoin yatırımını
nasıl olumlu yönde etkilediğini aktardı ve Bitcoin yanlış gidebilecek şeylere karşı yatırımcılar için giderek daha fazla makrolaşmaya başladı. Hız indirimleri likidite ekliyor. Likidite tüm bu risk varlıklarına ve ayrıca Bitcoin'e yardımcı olan riskten korunmalara da para itiyor dedi. Kripto gündemle devam ediyoruz. Kripto gündemde Erkan Öz, ekonomi gazetecisiyle birlikte kripto paraları konuşacağız. Hoş geldiniz Erkan Bey. Şimdi FED kararını takip ettik. Hatta bununla ilgili son haberimiz de Tom Lee'den gelmişti. İşte Fox Business'a yaptığı röportajda Amerika Merkez Bankası'nın kararları bir nimettir şeklinde yorumlandı. FED'in kararıyla Bitcoin fiyatlarını ya da kripto paraları nasıl analiz ederiz sizce? Şimdi Thomas Lee eski bir JP Morgan çalışanı. Kripto paraları seviyor. Biz de o yüzden hani kendisine olumlu bakıyoruz ama olayları bazen çok egzecere ediyor. Hani nimet olumlu etkisi olacaktır mutlaka FED kararının Bitcoin üzerine. Çünkü genişleyici bir karar aldı. Ama Bitcoin'in kendi dinamiklerinin ben daha önemli olduğunu düşünüyorum. O Thomas Lee'nin açıklamasını öyle değerlendirmiş olalım. FED kararına gelince, FED kararının çok daha önemli bir bence değerlendirmesini yapmak lazım. Çünkü FED bu kararı alarak 2008 sonrası devreye koyduğu bir politika ve ona dair bir projeksiyon vardı. Bu projeksiyondan vazgeçtiğini aslında itiraf etmiş oluyor ve 2008 sonrası uygulanan tarihteki en büyük küresel, ilk defa küresel olarak yapılan sınırsız miktarda Merkez Bankası parası basma deneyinin de aslında iflas ettiğini itiraf etmiş oluyor. Yani trilyonlarca dolar para verdi, büyümeleri yaklaşık, çok bir etkisi olmadı aslında değil mi bakıldığında? Aynen. FED kendisi yaklaşık 0.8'den 4.2'ye çıktı. Yani 3.4 trilyon dolar kadar bastı ve onu takip edenlerin de basmasıyla işte ECB'si, Avrupa'sı, Japonya'sı, Çin'i falan toplamda 19-20 trilyon dolarlık bir para basma hareketi oldu. Ve Avrupa'da hiç büyüme olmadı, Japonya'da olmadı. Çin çok hızlı bir şekilde yavaşlamaya devam ediyor. Ve Amerika'da bir büyüme var ama potansiyelin altında o büyüme. Yani Amerika'da 3-4 aslında potansiyel, işte 1-2'lerde giden bir büyüme var. Ben bunu tamamlamak için çok özür dilerim. Yani bize gelen ekonomistlerde de Erkan Bey şöyle yorumlar var. Örneğin Emre Aykın hocamız söylemişti. Dünya sadece 2008 krizinden bu yana büyüyebilmek için 15 trilyon dolarlık bir para saçıyor. Belirtmiş olduğunuz merkez bankaları. İşte Boju, Japonya'sı, Avrupa'sı ve Amerika'sı sadece %3 büyüyor dünya ekonomisi. Şimdi daha da önemli. Şimdi bütün dünyaya baktığımız zaman yanıltıcı olabilir. Aslında parayı basanlar gelişmiş ülkeler, yani bu en büyük merkezler Amerika, Avrupa, Japonya, Çin. Baktığımız zaman özellikle eski merkezler yani Amerika, Avrupa, Japonya'da özellikle Avrupa ve Japonya'da neredeyse hiç yaprak kımıldamadı. Bunlar toplamda neredeyse 10 trilyon dolar falan para bastılar. Ki Japonya ile o likidite tuzağında çıkamıyor bir türlü. Evet. Şimdi bu neden önemli? Fed tekrar faiz indirmeye başladı. Ve dedi ki biz bunu global ekonomideki gidişattan işte endişe duyduğumuz için yapıyoruz. Halbuki bu faiz indirimi baskısı Amerika'da borsalar teklemeye başlayıp düşmeye başladığı zaman geldi. O da neden oldu? Fed aslında normalleşmeye başlamıştı. Şeyden önce kriz sırasında, 2008 krizi sırasında faizleri 5'ten 0'a indirmişti. Para basmayı da işte 200 yıllık tarihi boyunca 800 milyar dolar basmışken bunu 4.2-4.4 trilyon dolara çıkarmıştı. Yani 200 yılda bastığı paranın Merkez Bankası parası olarak 4 katını basmıştı birkaç sene içerisinde. Bunu normalleştirmesi şöyle düşünülüyordu. Yani sıfıra çekmesi beklenmiyordu ama en azından bastığı paranın bir %50'sini, %60'ını çekmesi, benim tabirimle yakması, çünkü yok ediyordu parayı. Gerekiyordu. Ancak %17'sini yakabilmişti ki 2018 yılından itibaren başlayan bu bilanço daraltma, bilanço küçültme programıyla %17'sini, evet, taper değil, quantitative tightening, evet, tam tersi QT,
yapmıştı ki piyasalar çökmeye başladı. Faizleri de sıfırdan tekrar en az 4'e falan çıkarması gerekirdi. Ama 2.25'lere gelmişti ki Amerikan borsası çökmeye başladı. Çökmeye başlayınca çıktı. İşte Fed başkanı dedi ki faiz indirebiliriz diye bir şey verdi. Öyle borsa toplandı. Hı hı. Amerikan borsası çöktüğü zaman bütün dünya borsaları da onun arkasından geliyor. Bütün diğer piyasalar da onun arkasından çöküyor. Bunun sebebi de şu. Bu basılan o 15-20 trilyon dolar para ülkelere üretim olarak yansımadı. İşte bu borsalara girdi, emlak piyasasına girdi vesaire. Oraları şişirdi, balonlaştırdı. Amerikan borsası da, dünya emlak piyasaları da, bizim ülkemizde de durum biraz böyle. Tam olarak değil ama özellikle mesela Kanada, Avustralya, İngiltere, Hong Kong falan gibi merkezlerde tarihi emlak balonları şişmiş durumda. Çalışma saatiyle satın alabilecek Dow Endeksi kriteriyle baktığımızda Amerikan borsasında 1929'dan da 2000 yılından da daha büyük bir balon var şu anda. Bu şimdi o alttan gelen o yakıt kesilince piyasalar çökme eğilimine girdi. Şimdi Fed %5'e ulaşmadan faizlerde, %4-5'e, işte %50-60 bilanço küçültmeye ulaşmadan tekrar yumuşama, tekrar parasal genişlemeye geçmesi demek, işte ben aslında 2008'den sonra başlattığım bu tarihte görülmemiş deneyde iflas ettim demek. Evet, aslında bununla ilgili de çok hani enteresan grafikler var. Madem konut dediniz, şimdi ekranda da aslında burada askıdaki konut satışları grafiğimiz var. Şimdi Amerika tabii ki o mortgage krizinden sonra Erkan Bey, en önemli nokta bu konut satışlarında çok ciddi bir düşüş olmuştu. Evet. Şu anda o verilen paralarla yaklaşık kabaca tüm Merkez Bankası 15 trilyon dolarlık parasıyla bu seviyeye geldik. Eski ama yine eski seviyenin çok üzerinde değiliz ve hatta yakalayamadığımız bir dönemdeyiz. Bir de üstüne üstlük parasal genişleme programının sonuna geldik. Bitiyor, evet. Peki ne olacak diye soralım. Yani madem bu parasal genişlemeler etki etmiyor, Amerika'da konut tarafında da ciddi bir toparlanma yok. Merkez bankacılığı bitiyor mu sizce? Merkez bankacılığına hani bitmese bile kesinlikle çok büyük bir değişim olacağı aşikar. Ben Bitcoin hakkında mesela farklı bir değerlendirme yapıyorum. Bitcoin bence otomatik küresel bir merkez bankası. O yüzden bu kadar talep görüyor. Ne demek bu? Şimdi Amerikan Merkez Bankası çıktı, 25 bas puan faiz indiriyorum dedi ama bir yandan da işte Başkan Powell dedi ki ya belli olmaz, bunun arkası gelmeyebilir, arttırabilirim de dedi. Hayda, yani piyasa iyice şimdi güvensiz oldu. Şimdi bu insanların yönettiği bir merkez bankası ama Bitcoin otomatik bir merkez bankası. Yani yazılımda her şey belli, gelecek 100-150 senelik para politikası belli. İşte blok ödüllerinin ne zaman yarılanacağı belli. Ne kadar Bitcoin üretildiği, ne kadar Bitcoin üretileceği belli. Yani para politikası tamamen belli. 100-150 yıl boyunca güvenebileceğiniz bir merkez bankası. Peki şey olmuyor mu Erkan Bey? Mesela Bitcoin, az önce haberini okumuş olduk. İşte ne zaman tamamlanacağı, tamamen ne zaman çıkarılacağısa tarih 5 aşağı 5 yukarı belli. Belli. Herhalde merkez bankalarından tek farkı bu. En önemli farklarından birisi bu. En önemli bu. Farkı bu. Sınırsız çok para basılamıyor gibi. Evet, sınırsız olmaması evet, da çok önemli bir merkeziyetsiz olması gibi de çok fazlasıyla konuşuluyor ama birisi çıkıp dese ki ben Bitcoin, evet kardeşim 20 milyon, 24 milyon tane ama ben bunu 50 milyona çıkaracağım şekilde bir karar açıklayamaz mı? Yani sonuçta bu kağıt üzerinde bir sözleşme değil. Bu şöyle, birincisi şu fark var. Birisi böyle bir şey yapmayı başarsa bile... Hı hı. Müşteri burada serbest. Yani Fed çıkıp da ben tarihte 200 yılda bastığım paranın 4 katını basıyorum dediği zaman Türkiye'de yaşayan biri olarak Murat Bey, sizin bile buna itiraz hakkınız yok. Tabii o sizi yok. Etkiliyor. Aynen öyle. Ama Bitcoin'de birisi çıkıp derse ki biz 21 milyondan 50 milyona çıkmak istiyoruz deyip işte topluluğun da, community'nin de %51'ini buna ikna etse bile sizin şu şansınız var, satarım kardeşim dersiniz, satarsınız. Eski Bitcoin ile devam edeceğim diyebilirsiniz. Çünkü onlar bunu yaptıkları zaman bir fork, yani çatallanma yapıp ayrılmak zorundalar mevcut zincirden. Hmm. Onlar yeni zincire geçtikleri zaman siz ben geçmiyorum dersiniz, olur biter. Peki şurada şunu konuşmak istiyorum. Yani merkez bankacının biraz sorgulamak, dünyanın aslında bambaşka bir noktaya gidiyor. Facebook'un Libra hamlesi vardı. İşte evet. O da aslında şirketlerin bir merkez bankasına dönüşme aşaması gibi konuşuluyor. Hı hı. Fed başkanlarının yaptığı zaman zaman dijital paralarla ilgili açıklamalar var. Fed'i kripto paralardan ya da Bitcoin'den korktuğunu düşünüyor musunuz? Bitcoin'i gündemine alıyor musunuz? Şu anda ya da düşünmüyorlar, korkmuyorlar. Hı. Çünkü şu anda Bitcoin'in şeyi çok küçük. Yani piyasa değeri. Piyasa değeri.
Yani toplam kripto paraların piyasa değeri çok küçük. Yani 200-300 milyar dolarlarda dolaşan bir rakamdan Fed korkmaz. Çünkü ayda bazen 100 milyar dolar piyasaya para süren bir kuruluştu bu. 100-150 milyar dolar. Yani kendi bilançosu şu anda işte 3.8-9 trilyon dolar, 4 trilyon dolar civarında olan bir kuruluş olduğu için ve toplam yarattığı para arzı hani sadece Merkez Bankası değil işte etkilediği çok daha fazla olduğu için 50-60 trilyon dolar en az, en küçük değerlendirmeli olduğu için Bitcoin şu anda küçük. Ama Bitcoin'in fiyatı ne zaman ki işte 150 bin dolarları falan bulursa, 1 milyon dolara doğru yürüyeceği düşünülürse o zaman farklı konuşacaktır. Fed ve benzeri merkez bankaları farklı konuşacaklardır. Evet, şimdi Erkan Beyciğim buradan da Alp Işık'a gitmiş olalım ve Alp'le birlikte de gündeme ilişkin haberleri konuşalım. Kripto para uzmanıyla birlikte Alp Işık öncelikle yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar, iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bakıldığı zaman kaç Bitcoin kaldı ve son Bitcoin ne zaman çıkarılacak gibi önemli başlıkları da seninle konuşmak istiyorum. Ve aynı zamanda Ripple'ın CEO'su Amerikan dolarından memnun olduğuna dair bir açıklama vardı. Tüm bu iki haberi nasıl yorumlarsın Alp? Şimdi bu haftaki aslında bu Bitcoin ile ilgili çıkan haber herkesi heyecanlandırdı. Çünkü haber değeri taşıyordu. Bitcoin ile hiç ilgilenmeyen kişiler bile toplam Bitcoin miktarının %85'inin çıkarılmış olmasını hani olumlu karşıladı. Bir de Bitcoin limitsiz basılamayacağı için, toplamda 21 milyon basılacağı için %85'inin bitmesi insanlarda bir merak uyandırdı. Bitcoin'e tekrar bir ilgi uyandırdı. Şimdi ben burada biraz rakamlardan bahsetmek istiyorum. Toplam çıkarılan Bitcoin rakamı şu anda 17 milyon 850 bin civarında ve kalan Bitcoin de 3 milyon 150 bin civarında. Fakat burada dikkat edilmesi gereken birkaç tane şey var. Birincisi bu kalan %85 üretildi. Kalan %15 yaklaşık 2140 yılına kadar sürecek bu geri kalan %15'in üretilmesi. Bunu da zaten daha önceki yayınlarımızda bahsettiğimiz bu her 4 senede bir blok ödülünün yarılanması sayesinde bir sonraki de Mayıs 2020 yılında olacak. Ondan sonra artık Bitcoin üretimi gerçekten çok ciddi bir şekilde yavaşlayacak buradaki blok ödülleri. Şimdi birkaç tane daha ayrıntıdan daha bahsetmek istiyorum. Kalan 3 milyon 150 bin dedik fakat burada Satoshi'ye ait 1 milyon civarı Bitcoin olduğu tahmin ediliyor. Bunun tam olarak bilinmesi mümkün değil. Bu nasıl yapılıyor? Bitcoin ilk çıktığında ilk üretilen bloklardaki ilk 1 milyon Bitcoin yaklaşık şu anda oynamamış durumda yerinden. O zamanlarda da sadece Satoshi'nin madencilik yaptığı düşünülerek kendisine ait 1 milyon civarı Bitcoin olduğu tahmin ediliyor. Fakat burada şöyle şeyler de var. Mesela Satoshi bazıları öldü çoktan, o Bitcoin'lere bir daha ulaşılamayacak diyor. Bazıları Satoshi Bitcoin'in yardım etmek amacıyla sisteme bunları yaktı. Yani elindeki Bitcoin'leri yakarak toplam Bitcoin arzını kıstı. Bitcoin'e bu şekilde bir yardımcı olduğu söyleniyor. Ya böyle de söylentiler var ama Satoshi'nin elinde yaklaşık 1 milyon civarı olduğunu biliyoruz. Bundan aslında daha da önemlisi toplamda 3-4 milyon civarında Bitcoin kayıp durumda. Yine burada tamamını bilemesek bile sadece aktarılanlar, mesela 700-750 bin tane Bitcoin'i kaybedip eski bilgisayarını arayanlardan tutun da ilk başlarda Bitcoin madenciliği yapıp hard diskine format atmış, cihazını kaybetmiş, gitmiş, satmış bir sürü kişi var o zamanlarda. O zamanlarda da eskiden tabii çok daha fazla Bitcoin'i kısa sürede üretilebildiği için yaklaşık 3 ila 4 milyon civarı Bitcoin kayıp olduğu tahmin ediliyor. Yani uzun lafın kısası %85'i basılıp 17 milyon 850 bin üretildi. Fakat toplamda 21 milyon tane Bitcoin sirkülasyonda olmayacak. Bundan çok daha az Bitcoin olacak diyebiliriz. Evet, bir diğer taraftan da Ripple CEO'sundan bir açıklama vardı. Alp Işık, sen de bunu yayın öncesinde de konuştuk. Bana çok enteresan geldi. Diyor ki, bence Amerikan doları gayet iyi bir şekilde ilerliyor. Yeni bir itibari paraya ihtiyacımız yok dedi. Bununla ilgili bir mektup yayınladı. Neden? Bitcoin rakip mi hani kripto paralar arasında bundan dolayı mı söylüyor yoksa hani doları referans almak mı istiyor gerçekten de? Benim kendi kişisel görüşüm her zaman Ripple'ın herhangi bir kripto para felsefesine uymadığı yönündeydi. Yani burada Bitcoin ile Ripple'ı karşılaştırmak oldukça yanlış aslında. Ripple tamamen Bitcoin'in yaptığıyla hiçbir alakası olmayacak şekilde bankalar arasındaki para transferini çok ucuz ve hızlı bir şekilde yapmayı amaçlayan bir oluşum.
Şimdi Ripple'ın CEO'su dediğiniz gibi kripto paraları fiyat para birimlerine karşı rakip görmüyoruz. Yani dolara, euroya karşı rakip değil dedi ve bu kongreye bir tane mektup yazdılar. Bu Libra ile Bitcoin tartışmalarının içerisinde herkes işte Libra'yı gelip sorgulamaya başlamıştı. Bitcoin'i çünkü merkezi olmadığı için, herhangi bir devlete, kuruluşa, üçüncü parti bir şirkete bağlı olmadığı için sorgulayacak kişi de olmadığından devamlı Libra'nın üstüne gitmişlerdi. Ripple da burada yani ileride biz de bizi de böyle çağırıp belki sorgularlar, şimdi iyi geçinelim diye kongreye bir mektup yazdı ve dedi ki işte Amerikan yasalarıyla uyumlu hareket ediyoruz. Kesinlikle işte, hatta şöyle bir açıklamalar yaptı. Facebook bunu çok abarttı. Bunu pazarlarken çok abarttı. Bizim yeni bir itibari para birimine bu şekilde, yani yeni bir para birimine ihtiyacımız falan yok. Facebook bunu öyle bir abarttı ki sanki dolar bitiyor, yerine bu para birimi gelecek şeklinde yaptı. Uzun lafın kısası, yani yaptıkları mektupta dediler ki biz Amerikan devletinin yaptığı kurallara uyuyoruz, ılımlı yaklaşıyoruz, herhangi bir şekilde de devletle birlikte çalışmaya hazırız. Hani arada biz de gitmeyelim, bu kripto paralara uygulanacak işte yasaklar olabilir, başka işte regülasyonlar olabilir, arada biz de hep birlikte gitmeyelim, kripto paraları bu şekilde genel değerlendirmeyin diye açıklamalar yaptı. Alp, çok teşekkür ederiz vermiş olduğun bilgiler için. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Önümüzdeki haftaya dair beklentileri de yine senden almak dileğiyle diyelim. Kripto para uzmanı Alp Işık'la birlikte konuşmuş olduk. Biz stüdyo konuğumuz Erkan Öz'le birlikte devam edelim kripto gündeme. Şimdi Erkan Bey, dünyadaki merkez bankalarının fonksiyonları vesaire konuşuluyor. Bu Ripple CEO'sun Amerikan dolarından memnunuz açıklaması ile ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Yani hani referans alınacak bir para varsa dolar diyor. Sizce neden? Şimdi neden? Ripple'ın, Alp'in söylediği gibi Bitcoin gibi bir amacı yok. Bitcoin 2008 krizinden sonra, 2008 krizine yol açan ve az önce de iflas ettiğini belirttiğimiz o sınırsız para basma politikalarına karşı üretilmiş bir para birimi zaten. Yani bizi insanların kontrol ettiği, güvenilmez, ne zaman ne yapacakları belli olmayan, istedikleri gibi sınırsız para basan merkez bankacılığı yerine işte böyle 100-150 yıl ne yapacağı belli olan sağlam bir küresel merkez bankacılığına geçirmek amacıyla kurulmuş bir para birimi. Ripple'ın ise hiç öyle bir derdi yok. Onun bugünkü sistemle bir problemi yok. O sadece bankalar arası para transferi bugün çok pahalı ve birçok insan bunun, yani dünya üzerinde yüz milyonlarca insan ülkeler arası, bankalar arası para transferi yapıyor. Bunu ucuza daha iyi yapmak için kurulmuş bir sistem ve ödeme aracı fonksiyonunun bile, Bitcoin'de ödeme aracı fonksiyonu pek yok. Teknolojik altyapısının fazla işleme izin vermemesinden dolayı. Bitcoin daha çok değer saklama fonksiyonuna oynayan bir para birimi. Çünkü bugünkü modern para sisteminin sorunu değer saklamada ortaya çıkıyor. Yani çok fazla enflasyon var her yerde. Ripple'da ise böyle bir durum yok. Onlar ödeme fonksiyonunun bile bir kısmını hedefliyorlar. Öteki taraftan Facebook bütün ödeme fonksiyonunun tamamını neredeyse kapsayacak yeni bir kripto parayla dünya karşısına çıktı. Böyle olunca aslında Facebook Ripple'ın sahasına da rakip olarak gelmiş oldu. Ripple yöneticileri de böyle ayak oyunlarını tırnak içinde seviyorlar. Şimdi Libra'nın kongreden şimşekleri üzerine çekmesinden faydalanıp hani bakın biz dolara karşı değiliz. Aslında Libra'nın da dolara karşı bir pozisyonu yok. Şu anda Amerikalılar olayı bilmedikleri için bir korkuya kapıldılar. Her zaman bilinmeyen şeyden korkulur bunda ya. Bunda genelde hani neden olarak da alt farklı maddelerde tabii şeyler, işte uyuşturucu ticareti, insan kaçakçılığı gibi birçok hani maddeleri koyuyorlar. Tabii ki her zaman bu böyle bir risk var ama tüm para birimi için sanırım var değil mi? Yani ya geçen tüm bankacılık sistemi için. Bir araştırma yayınlandı. İşte Deep Web'de kullanılan Bitcoin'in 800 katı kadar fiyat, yani bu bildiğimiz dolar vesaire gibi normal klasik para birimleriyle kara para aklama yapılıyor. Yani işte geçen gün en büyük işte Bitcoin düşmanı olan bankalardan JP Morgan'a ait bir gemide ne kadardı? 1 milyar dolarlık mı ne? Kokain ele geçirildi yani. Düşün. Yani bu durumda suçlu JP Morgan olmaz diye yazdı birileri bana işte Twitter'dan. Herhalde olmaz. Biz de aynı şeyi söylüyoruz zaten. Şimdi Bitcoin'i adam bir suçta kullandıysa suçlu Bitcoin olmaz. Biz de bunu anlatmaya çalışıyoruz zaten. O zaman Erkan Bey, kısa bir araya gidelim. Aradan sonra şunu konuşacağız. Bu merkez bankaları artık bu parasal genişlemenin sonuna geldik. Nereye gidiyor ve ne zaman bu sistem eğer çökmesini beklersek çökebilir ve bunun alternatifi neler olabilir acaba? Tartışalım efendim. Biraz beyin jimnastiği kripto gündemde. Erkan Öz'le kısa bir araya gidiyoruz.
BTC Türk'le Kripto Gündem devam ediyor. Kripto Gündem devam ediyor. Kripto Gündem'de tabii ki konuğumuz Erkan Öz ve Bitcoin'in fiyatlarını ve merkez bankalarını konuşmaya devam ediyoruz ama son dakikalarımız var. Her ne kadar Fed'i sorgulasak da önümüzdeki dönemde ABD politikaları ve parasal gelişme programı nereye gideri sorgulasak da veriler gelmeye devam ediyor Amerika tarafında. Tarım dışı istihdam 164 bin arttı. Burada beklenti Temmuz ayında yine 164 bin artması yönündeydi. Beklentilere paralel arttığını da söylemiş olalım ve an itibariyle dolar Türk lirası fiyatlaması da 5.59.24'lü seviyelerde. Beklentilere paralel geldi. Daha çok ABD ile Çin arasındaki tarife savaşları burada önemli. En önemli noktalardan bir tanesi de ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik rakamları. Ortalama saatlik kazançlar beklentinin üzerinde arttığını görmüş olduk. %3.2'lik bir artış var. İşsizlik rakamlarını hemen çok özür dilerim bakmış olalım ve işsizlik rakamları da 3.7 geldi. Burada beklenti yine %3.7 gelmesi yönündeydi olduğunu aktarmış olalım Erkan Bey. Yine verileri aktarıyoruz Amerika tarafında. Böyle bu sistem değişecek mi? Yani dünyada istihdam rakamları, veriler, bu kripto paraların çok gelişmesi önümüzdeki dönemde ekonominin şekli ve baktığımız veriler de sizce değişecek mi? Kesinlikle değişecek. Tabii bu uzun bir süreç yani bir günde olacak bir şey değil ama öncelikle bu şu anki mevcut klasik sistemin çok ciddi bir sorgulamaya gireceğini düşünüyorum ben. Mesela istihdam verilerinde Amerika tarihi düşük seviyeleri yaşıyor ama hiç kimse şuna bakmıyor. Amerika'da işsizlik hesaplanırken bir havuzdan hesaplanıyor. Yani çalışabilecek kabiliyette olup çalışmak isteyip iş bulamayanlar. Bir de hiç çalışmak istemeyenler var. Eskiden bu havuz çok daha genişmiş. Yani %70'ler, %80'ler düzeyinde bir havuzdan işsizlik oranlarına bakılırken şimdi ben zaten çalışmak istemiyorum beyanında bulunanlar çok fazla olduğu için artık o havuz %60'a düşmüş durumda. Mesela böyle arka planlara bakılacak. Evet. Sonra mesela büyüme çok önemli. İşte büyüme rakamlarına bakıyoruz. Demin bahsettik işte bu kadar trilyon dolar basıldı ama büyüme Amerika'da biraz oldu, Avrupa'da, Japonya'da olmadı dedik. Büyümenin üzerinde enflasyonun çok büyük etkisi var Murat Bey. Yani hesaplanırken büyüme alınıyor. Bir yılda bir ülkede üretilen bütün mal ve hizmetlerin ne kadara satıldığı satış tarafından bakılıyorsa, bütün bunların hepsinin parasal değeri toplanıyor. Bir önceki yılla karşılaştırılıyor. Hı hı. Ama burada enflasyon düşülüyor. Çünkü enflasyon düşmelisiniz, paranın değer kaybını düşmelisiniz. Doğru. Ama enflasyon hesaplama yöntemi değişirse otomatikman büyümeyi hesaplama yöntemi de değişmiş oluyor. Şöyle bir şeye baktığımız zaman Reagan döneminde 1970'lerin sonu ve 80'lerin başında enflasyon çok fazlaydı Amerika'da. Tarihinde görülmüş en yüksek enflasyonu görüyordu Amerika. İşte savaş dönemleri hariç. Bunu durdurmak için iki şey yaptılar. Faizleri çok arttırdılar ve enflasyon hesaplama yöntemini değiştirdiler. O zaman burada bir yani hesaplamada bir değişiklik. Değişiklik var. O değişiklik evet, bir değişiklik yaptılar. Piyasalarda yanlış anlaşılabilir. O değişiklikten sonra şimdi biz bir büyüme rakamları serisi görüyoruz işte 20-30 yıldır. Ama eski yöntemle hesaplanmaya devam edilseydi yani Reagan'dan önceki yöntemle hesaplanmaya devam edilseydi ne olurdu diye Amerika'da bakan bir kuruluş var, Shadow Stats diye. Bu kuruluşun baktığı bu eski yöntem, eski enflasyonla hesapladığı büyüme rakamlarına göre 2000 krizinden beri Amerikan ekonomisi küçülüyor. Yani 19 yıldır Amerikan ekonomisi bir depresyonun içinde eski enflasyonla hesaplanırsa. Evet. Bu korkunç bir şey. İşte finansal makyajlarla aslında dünya ekonomisinin kötüye giden durumu saklanıyor. İşte para basmayla şunda bunda. Mutlaka klasik sistem çok ciddi bir şekilde sorgulanacak ve kripto paralar tabii burada yeniden gündeme gelecek. Şimdi fiyatlamalara baktığımız zaman 5.58'lerde dolar Türk lirası tarım dışı istihdam rakamları sonrası hemen bir özetle de göstermiş olalım ekrana fiyatlarımızı. Çünkü istihdam dataları önemliydi. Beklentilerin aslında çok da karşılanmadı. İstihdam rakamları aynı geldi. Ortalama saatlik kazançlar bir miktar iyi. İşsizliğin de beklentilere paralel geldiği bir ortamdayız. Bitcoin fiyatları da 10.537 dolar. Ben size özel bir grafik göstereceğim yine Erkan Bey. Burada Amerika'da
büyüme ve tüketici güven endeksleri arasındaki korelasyon. Evet. Amerika'da 2007 krizinde tabii ki çok ciddi bir düşüş oluyor ve bu düşüşten dolayı da tüketiciler güven kaybediyor. Evet. Ve daha sonra GDP tarafında büyümelerde çok iyi bir artış olmamasına rağmen şu anda çok zayıf seyrediyor. Hı-hı. Tüketici güven endeksi haber akışlarından dolayı çok yüksek bir seviyede ama GDP tarafında büyümede ise aslında çok büyük bir korelasyon, çok büyük bir artış yok. Amerika'da kendi ortalamasına, işte potansiyeline göre biraz düşükte kalmış olabilir ama şundan dolayı tüketicilerin güveni artıyor olabilir. Buna rağmen Amerika dünyada hani gelişmiş, eski gelişmiş ülkeler arasında en iyi büyüyen, Çin falan hariç, onlar yeni gelişmiş. O belki onun güveni yansıyor fakat orada bir noktaya dikkatinizi çekmek isterim. Bakın en solda bir tepe noktası var, oraya yaklaşmış tüketici güveni. Evet. Tüketici güveni tepe noktalara yaklaştığı zaman ve işsizlik dip noktaya geldiği zaman yeni krizlerin başlangıç noktası oluyor. Şimdi Amerika'da işsizlik tarihi düşük seviyelerde ve işte tüketici güveni de yüksek seviyelerde. Evet, şu anda işsizliğe baktığımız zaman 3.7 gibi bir oranda. Evet, genelde, bu Amerikan tarihin en düşük işsizlik oranından bahsediyorum. Genelde buralara geldikten sonra işte resesyon başlıyor. İşte krize doğru evrilir mi evrilmez mi onlara bakılıyor. O açıdan verileri böyle değerlendirebiliriz. Peki nereye kadar gidecek? Şimdi Amerika'da işsizlik oranı 3.7. Tüketici güveninin aslında tabiri caizse zirve yaptığı bir ortamdayız ama büyüme çok kayda değer bir artış yok. Merkez bankaları da artık para basmaktan ne yapacağını bilemez oldu ve çöp seviyesi tahviller var. Şimdi Amerika'nın bastığı para şu anda kendi milli gelirinin, yani bir yıllık üretiminin %17 ila 20'si civarında. Çok büyük bir rakam değil. Amerika tekrar para basabilir. Yani bir 0.8'den 4'lere çıktı. 4'lerden 16'lara da çıkabilir. Burada bir problem yok. Bunu herkes söyleyebilir. Ama Amerika artık yalnız başına bir ülke değil. Bütün dünyada da bir durum söz konusu. Avrupa'ya baktığımız zaman Avrupa %40'ta şu anda. Yani kendi milli gelirinin %40'ı kadar para basmış durumda. Japonya'ya baktığımızda kendi milli gelirinin %100'ü kadar para basmış durumda. Aslında tehlike Japonya'da. Ve yine İsviçre'ye baktığımızda o Japonya'dan da öteye gitmiş durumda. Yani yüzde son rakam aklımda şimdi değil ama %100'den fazla basmış. Yani İsviçre ve Japonya gibi yerlerde çok ciddi sorun var. Şimdi Amerika 4'e katlayabilir ama Japonya ne yapacak? Yani %100'den %400'e mi çıkacak? Şimdi o Japonya'yı bir gösterelim ekrana. Genel olarak ülkelerdeki tahvil getiri eğilimlerine baktığımız zaman hepsi kıpkırmızı. Özellikle Japonya şu anda 10 yıla kadarlık tüm faizlerini eksi veriyor. İsviçre'de 30 yıla kadar çıkıyor. İsviçre'de tamamı kırmızı. Evet, bakın. Tamamı kırmızı. Çünkü yani niye? En çok parayı kadar basan o. Demin söyledim ya. Evet. Kendi milli gelirine göre dünya üzerinde en çok parayı şu anda İsviçre bastı. Evet. O yüzden bütün şeylerine negatif vermek zorunda. Yani bana para vermeyin diyor. Gidin diyor. Para verdiğiniz zaman üzerinden para alıyorlar ama dünyada da şu anda büyüme olmadığı için tekrardan para basma eğilimli merkez bankaları var. Şimdi klasik finans sistemi sorgulandığı gibi bence klasik finans medyası da sorgulanacak önümüzdeki yıllarda. Diyecekler ki hemşerim, dünya tarihinde görülmemiş bir olay var. Negatif faiz. Yani bu negatif faizi sen bize niye doğru düzgün anlatmadın? Yani negatif faiz ne demek? Ekonomik kitaplarında yok böyle bir şey ve şu anda bunu İngilizce tabirle justify etmeye çalışıyorlar. Yani haklı çıkarmaya çalışıyorlar. Parayı saklayan işte bir şey yapıyormuş. Ondan dolayı senden para alması normalmiş. Parayı saklıyor da adam alıyor benden parayı kullanıyor. Bütün bunlar işte başta Bitcoin olmak üzere kripto paraların zaten sorguladığı şeyler. O yüzden şimdi nereye kadar gidebilir bu klasik finans sistemi böyle para basarak? Amerika tamam tekrar bir 4 katı daha para basabilir yeni bir krizle karşılaştığı zaman. Yeni kriz de çok uzakta değil bence. Yani ben 2013 yılında yazdığım kitabımda 2020 olarak bunu tahmin etmiştim. Hala 2020'de olmayacağına dair bir çok ciddi bir işaret göremiyorum. Fed indirim şeyine başlamış olsa da. Hadi diyelim bir şekilde biraz daha oyalamayı başardılar. Birkaç sene daha öteleyebilirler. Amerika hadi diyelim yeniden parasal genişleme yapmayı başardı. Japonya, İsviçre ne yapacak? Japonya'nın, İsviçre'nin sorun yaşadığı bir global ekonomide kim ayakta kalabilir? Bu mutlaka olacak bir silkelenme, ciddi bir sarsıntı olacak. Ve ondan sonra da hem yeni teknolojilerin hem de kripto paralardan sağlam olanların, yani binlerce kripto para var, onların içinde de bir sürü işe yaramaz diye tabir edebileceğimiz, balon diye tabir edebileceğimiz para var. Onlar da ayıklanacak ama bu konsept, yani
klasik sistemi alternatif, özellikle değer saklama alanındaki konsept bence çok ileride gündem olacak. Aynı zamanda klasik değer saklama araçlarıyla beraber, altın ve gümüşle beraber, onu da belirtmekte fayda var. Şimdi altın ve gümüşte de şu anda gördüğümüz kadarıyla son dönemlerde özellikle altın Bitcoin korelasyonunda önemli bir ilerleme var gibi. Bununla ilgili hiç bakabildiniz mi Erkan Bey? Yani son dönemde işte şimdi aynı paralelde altın ve gümüş ve Bitcoin, zaten ben bu meseleyi özellikle son iki yıldır çok ciddi işliyorum. Kitaplarımda da işliyorum. 2013'ten beri yazıyorum. Altın ve gümüşte şu anda kıpırdanma olmasının sebebi şu. İşte benim bu siz sorduğunuz program başına anlattık ya, bu Fed'in faiz indirimi 2008 sonrası politikaların iflası anlamına geldiği için piyasalarda akıllı para diye tabir ettiğimiz para şu anda uyandı. Bakın şeylere bakın, borsa endeksleri yükseliyor ama akıllı paranın ne yaptığına bakan endeksler var. Onlara baktığınız zaman borsadan çıkıyorlar yavaş yavaş. Bir de şirket kar beklenti de çok düşük. Evet ve bunlar şimdi gidecek yer arıyorlar ve altına ve gümüşe doğru dönmeye başladılar. İşte altın, gümüş, Bitcoin, bunların hepsi böyle sınırlı, sürekli miktarı arttırılamayan değer saklama araçları ve paralar. Bunlar gün geçtikçe, krize yaklaştıkça daha çok talep görecekler diye düşünüyorum ben. Şimdi son dönemde tabii ki regülasyonlar da çok konuşuluyor. Regülasyonlarla ilgili bir fikrinizi alacağım ama öncesinde bir fiyatlarla ilgili bir tahmin alalım ve Emre Aksoy'a gidelim. Kripto para uzmanı ile eğer hazırsa 10 bin dolar seviyesi üzerinde olan fiyatlamaları bir konuşalım. Aynı zamanda Ripple, Ethereum ve Litecoin tarafında da yükselişler bugün var. Hafif alıcılı seyrediyor. Emre Aksoy, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. 10.516 dolar seviyesinde Bitcoin fiyatları. Tabii ki haftalık performansına baktığımız zaman sıkışan fiyatlardan bahsedebiliriz. Tabanımız 9.000, tavanımız da sanki 10.000 dolar seviyesi gibi. Bir kırılma bekliyor musunuz? Önümüzdeki hafta sizce hangi gelişmeler var kripto para yatırımcılar için? Yani bu Amerikan Merkez Bankası'nın faiz indirmesi piyasalarda az da olsa bir risk iştahını arttırmıştır. Zaten Bitcoin'deki harekette hemen bunun arkasından gerçekleşti. Biliyorsunuz teknik analizlere baktığımız zaman eski destekler yeni dirençlere dönüşür. 10.000 çok önemli bir destekti ve psikolojik de bir destekti. Onun altını kırmıştık biliyorsunuz. Şimdi onun tekrar üstüne çıktığımız için ben bir sonraki hedefi 11.600 dolarlar olarak görüyorum. Ama açıkçası bu yükseliş tarafında bir şey daha dikkatimi çekti. Yani Bitcoin tarafında sağlıklı bir yükseliş var ama alım hacimlerine baktığımız zaman borsalarda hacimlerde bir düşüş görüyoruz. O yüzden çok uzun sağlıklı bir yükseliş de olmayabilir bu. O yüzden 11.600 dolarlardan sonra bir miktar geri çekilme ben tekrar bekliyorum açıkçası. Hacimlerde neden düşüş oldu Emre Bey? Son dönemde özellikle sanırım Bitcoin fiyatlarındaki düşüşler yatırımcıların bir miktar daha sanki çekimser olmasına sebep oluyor. İşte Libra ile ilgili gelişmeler vardı. Birçok gelişmeyi aslında gördük. İşte Fransa'daki G7 Maliye Bakanları zirvesi gibi. Neden hacimler düşüyor sizce? Yani hani Erkan Bey'in de bahsettiği gibi şu an makroekonomik olarak çok tehlikeli bir dönemdeyiz aslında. Yani şu an açıkçası kimse tam olarak ne olacağını kestiremiyor. İşte Amerikan Merkez Bankası Fed 25 bas puan faiz indirecek dendi. Ama işte Powell'ın açıklamaları umulduğu kadar güvercin olmadığı için insanlar hala bu faiz indirimine güvenemediler. İşte bugün yeni olarak Donald Trump Çin'e yeniden bir vergiyi koyacağını açıkladı. Bununla beraber Amerikan borsalarında ciddi düşüşler var. Yani makroekonomik olarak hani tam olarak ne olacağı belli değil. Çok fazla risk var. İşte bu Çin'de ticaret savaşları olsun, işte İngiltere'de Brexit olsun. Ve yine Erkan Bey'in dediği gibi yani şu son 2008 mortgage krizinden beri global piyasalar tam olarak hiçbir zaman toparlanamadı. Yani biliyorsunuz normalde kriz olduğu zaman merkez bankaları bunu kurtarma rolünü üstlenirler. İşte faiz indirirler, ekonomiye hareketlilik kazandırmaya çalışırlar. Bu 2008 krizinden sonra ellerindeki bütün enstrümanları kullandılar. Yani tabiri caizse gaza sonuna kadar bastılar. Hala da basmaya devam ediyorlar. Tekrar quantitative easing dediğimiz işte piyasaya para enjeksiyonu söz konusu. Faizlerin aşağıya doğru çekilmesi söz konusu. Ama gördüğünüz gibi hani piyasalar canlanmıyor. Büyüme rakamları hala bulduğu kadar yükselmiyor. Ve bu da herkesi tedirgin ediyor. Bitcoin hani bunlardan etkileniyor mu? Tabii ki etkileniyor. Ama Bitcoin hala bildiğiniz gibi sosyal bir deney. Yani hani burada Bitcoin'in dinamiklerini tam olarak çözdük dememiz doğru olmaz. Bitcoin bazen geleneksel piyasaların kötü performansından beslenerek yükselebiliyor. Ya da aynı şekilde
küresel piyasaların iyileşmesinden de beslenebiliyor. Yani bu dönem dönem değiştiğini görüyoruz bu korelasyonun. Emre Bey, vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Sanırım Ankara'dasınız değil mi siz de? Evet, doğru, Ankara'dayım şu an. Evet, bir Ankaralı olarak Ankara'da selam ve sevgilerimizi gönderelim. İstanbul'dan Emre Aksoy bildirdi. Kripto para uzmanı ile birlikte bir stüdyo konuğumuz Erkan Öz'e devam edelim. Ankara olunca hep böyle aralarda selam veriyorum. Güzel, evet. Siz ben de severim. Erkan Bey? Ben Samsunluyum ama Ankara'da da çok sevdiğim insanlar var. O yüzden onların hepsine selam gönderiyorum. Selam olsun. Size de çok fazla selamlar var. YouTube'dan özellikle sorularınızı soru ileten ve onları da iletiyorum tabii ki. Ve izleyicilerimizin selamları var. Üzerimde kalmasını aktarmış olalım. Şimdi önemli bir açıklama vardı. Mesela bundan bir tanesi diyor ki, iddialı bir çıkış var Binance CEO'sundan. Donald Trump emekli olunca diyor ki Bitcoin alacak ve Trump çok akıllı bir iş adamı. Sanırım onu alacak diyor. Katılır mısınız? Trump'ın çok akıllı bir iş adamı olduğuna katılırım. Ama Binance CEO'sunun bu görüşüne kesinlikle katılmıyorum. Trump çoktan Bitcoin almıştır. Orada yanlış bir ihtimal veriyorsun. Trump çoktan Bitcoin almıştır. Öyle konuştuğuna bakmayın yani. Evet, şimdi 10.524 dolarda. Bu Bitcoin'in fiyatları ile ilgili çok analiz yapanlar da var Erkan Bey. Hı hı. Siz ne düşünüyorsunuz? Tabii ki ben sana teknik yorum da vermek isterseniz verin lütfen. Ama 100.000 dolar diyenleri görüyoruz, 200.000 dolarlar diyenleri duyuyoruz. Neye bakması gerekiyor esas kripto para yatırımcıların fiyatları analiz ederken? Hangi parametreler sizce önemli? Hani ben kimseye şuna bakmalısınız diyemem ama ben kendim neye baktığımı söyleyebilirim. Lütfen. Şöyle görüyorum, ben bu sınırsız para basma olaylarına derinlemesine bakıyorum. Yani 1913'te Fed'in kuruluşuna kadar. Çünkü Fed kurulmadan önce bütün merkez bankaları ellerinde kasalarında ne kadar altın varsa o kadar kağıt para basabiliyorlar. Altın karşılığı bir standart bahsediyoruz. %100 altın karşılığı basabiliyorlardı. Fed'in kurulmasıyla bu %100 oranı %40'a düştü. İşte zaman içerisinde 1913'ten sonra 1971'e kadar düştü, erittiler ve sonunda 1971'de hiç altına dayalı olarak basmıyoruz. Tamamen sınırsız basıyoruz'a getirdiler olayı. Ve Amerikan tarihinde iki defa, 1933'te ve 1980'de, son 100 yılda iki defa Amerikan hazinesindeki altınların değeriyle Merkez Bankası'nın bastığı o işte Merkez Bankası parasının değeri eşitlendi. Bu nasıl oldu? Altının fiyatı fırladı. Doğru. Çünkü ne yapıyor? İşte bu %100'ü bozdu ya, oradan sınırsız para bastığı için altın bir şekilde kriz olduğu zaman tekrar onu yakaladı. Şimdi bir üçüncüsünü yapacak. Bu durumda biz Bitcoin'e de böyle bakmalıyız. Yani Bitcoin, işte bu dünya merkez bankalarının bastığı, ürettiği bu fazladan, ürettikleri bu fiyat paraların ne kadarını absorbe eder. Böyle değerlendirmemiz lazım. Öyle değerlendirdiğimiz zaman işte mantıklı sonuçlara ulaşabiliyoruz. Benim yakın vadeli önemli gördüğüm, yani ben kendim bir teknik analist değilim. Hiçbir zaman teknik analizde uzman olduğumu falan iddia etmedim. Hiçbir zaman teknik analist değilim. Teknik analize yaklaşım da şöyle, önce temel analiz yapılır, temel analizdeki fotoğrafa göre teknik analize de bakılır diye düşünürüm ben. Teknik analistlerden de ilgimi çeken çalışmalar oluyor. Mesela en son birkaç gün önce bir çalışma çok ilgimi çekti. Onu izleyicilerimizle paylaşmak isterim. Kendileri de baksınlar. Çok fazla teknik analizde duymadığımız bir zaman periyodu. Yani saatlik bakılır teknik analizde, 4 saatlik bakılır, günlük bakılır, haftalık bakılır vesaire. Ama bir analist, CoinDesk analisti, bakayım ismi de buradaydı. Biraz değişik bir ismi var da. Omkar Godbol. Şöyle bir analiz yapmış. 3 günlük Bitcoin grafiğine bakıyor. Bitcoin grafiğine baktığı zaman bir golden cross görmüş. Yani daha kısa vadeli bir hareketli ortalamanın daha uzun vadeli hareketli ortalamayı kestiği ve yukarı doğru çok pozitif bir sinyal. Bu 3 günlük analizde 50 mumluk 50 birimlik hareketli ortalama, 200 mumluk, 200 birimlik hareketli ortalamayı 30 Temmuz'da yayınlanmış bu haber. Zannediyorum o gün veya bir gün öncesinde yukarı kesmiş. 3 günlükte golden cross olmuş Bitcoin'de. Adam diyor ki, en son diyor bu golden cross 3 Şubat 2016'da olmuştu. O zaman diyor
blok yarılanmasına, blok ödül yarılanmasına, yani aslında Bitcoin üretim maliyetinin ikiye katlanmasına demek oluyor bu blok ödül yarılanması. Öyle değerlendirmek lazım. Üretim maliyetinin ikiye katlanmasına 6 ay vardı diyor. Ve o 3 Şubat 2016'dan sonra diyor, ondan öncesi de biraz yükselme var. Bu 20 bin dolara giden büyük Bitcoin rallisi başladı diyor o Golden Cross'tan sonra. Şimdi şu anda Mayıs 2020'de olacağına göre yeni Bitcoin ödül yarılanması, yani iki katına maliyetin çıkması, oraya 9 ay gibi bir süre var ve yeniden Golden Cross olmuş. İşte bu güzel bir analiz. Yani bana en azından şey verdi, yani ümit verdi diyelim. Ya temel ve tekniğin uyumlu olması gerekiyor. Evet. Çünkü sadece teknik anlamda bakmak da bazen işi zorlaşabiliyor. Ben gerçi şeyi de biliyorum, siz de mutlaka sektörden biliyorsunuzdur. Hani bazı traderlar vardır, hayatta şey yapmazlar, haber akışından kendini tamamen muhafaza ederler ve sadece teknik anlamda düşünüp alsam. O da bir düşünce şekli. Peki son süremiz kaldı mı sevgili öğretmenimizden rica ederim. Bir iki cümleymiş efendim. Altcoin'ler hakkında bir iki cümle alalım. Ha, şu var, altcoin'ler hakkında herkes çok şu anda karamsar, öldük bittik mahvolduk diye düşünüyorlar. Hı. Ben şahsen şunu düşünüyorum, altcoin'ler de tekrar o 2017 sonundaki o büyük ralliler gibi yeniden ralliler olacağını düşünüyorum ben. Şu anda bu kadar ezilmelerinin sebebi yeni Bitcoin rallisinin daha çok başında olmamız. Yani çok yukarılarda tekrar altcoin'ler gündeme gelecektir diye düşünüyorum ben. Erkan Bey, birçok konu var. O birçok konuyu da daha sonraki programlarımızda umarım konuşmak dileğiyle diyelim. Erkan Öz, ekonomi gazetecisiyle birlikte konuşmuş olduk. Kripto gündeminde sonuna geldik. Haftaya Cuma yine aynı saatte görüşmek dileğiyle.